101 kiloda 1.92 santimetre boy uzunluğunda profesyonel kayıtlara göre bir maç bir mağlubiyet. Presenting now on the blue corner is a MMA fighter. He stands 1.92 centimeters tall, an official weight 101 kilogram, fighting out Samsung professional records. One match, one loses. King Darius Sansa. Ve şimdi 102.6 kilogram ağırlığında 1.85 santimetre boy uzunluğunda profesyonel kayıtlara göre 3 maç 3 galibiyet. Presenting now on the red corner is a wrestler. He stands 1.85 centimeters tall and official weigh 102.6 kilogram. Fighting out Istanbul City grappler Ramazan Sarı. Ladies and gentlemen, referee Nevzat Toprak. Fighters! Fighters! Nevzat Toprak Fighters. Yönetecek değerli izleyenler. Ramazan Sarı ve Darius Sancar pozlarını paylaşacak. Kuralları biliyorsunuz. Kulağınız bende olsun. Stop dediğimde duruyorsunuz. Selamlaşıp köşelerinize geçebilirsiniz. Bu maçta Ramazan'dan aslında ayakta hızlı, sert 1-2 overhand arkasına hemen dalış ve yerde grand and pound'un arkasına bir boğma planı bekliyorum. Bakalım ne yapacak? Bakalım ne yapacak, hep birlikte göreceğiz. Gel. Mavi köşe Darius Sancar, kırmızı köşe Ramazan Sarı. Fight. Ve mücadelemiz başladı. First round. Spildağ'ın tepesindeyiz. Burada rüzgar da ciddi şekilde artmış durumda. Ama iki ağır siklet karşı karşıya, bir kez daha hatırlatalım. Her darbenin nakatla sonuçlanma ihtimali var. Kesinlikle. Asla gözünüzü kırpmayın. Ramazan tek down'a girdi. Çok güzel bir şekilde rakibini yere almayı başardı. Şimdi Alfgard da burada sağ bacağını kurtarmaya çalışacak. Arm triangle'a dönecektir orada büyük ihtimalle. Kurtuldu. Full mount'a geçti. Henüz daha 30 saniyede. Şimdi bu sert ve ağır yumruklar geliyor. Sancar tutunmaya çalışıyor Ramazan Sarı ama Ramazan oradan kurtulmayı başardı. Doğrulttu vücudunu ve şimdi çok güçlü yumruklar gelecek kendisinden. Tutunmaya çalışıyor Sancar olabildiğince. Ramazan pozisyonunu korumak istiyor. Darius Sancar orada biraz arka kapıdan Ramazan'ın bacaklarının arasından kaçmayı deneyebilir gibi. Ramazan'ın kalçalarını biraz daha rakibinin karnına doğru getirmesi lazım kontrolü koruyabilmek adına. Şimdi de bunu başardı zaten. Ramazan Sarı ciddi bir vakti var. Full mount pozisyonunda. Bakalım karşılaşmayı bitirebilecek mi? Sert sağlar geliyor Ramazan Sarı'dan. Çok sert darbeler tabi, ağır sıklet olunca artık sporcular. Bir de kart gelebilir orada. Her an kart gelebilir. Yani yumrukların gücü artıyor ama insan çenesinin de bir sınırı var. Ramazan'dan da yumruklar yağmaya devam ediyor. Şimdilik maçta kaldı. Bu pozisyona kadar Darius Sancar ama 3 dakika 20 saniyesi var. Ramazan Sarı'nın. Tek down geldi. Ground and pound geliyor. Burada bakalım boğmayı başarabilecek mi? Çok fazla Darius Sancar'ı denemeye de gitmedi Ramazan. Vurarak bitirmek istiyor sanırım. Ama çok zamanı var. Hala 3 dakika var. De yerde kontrol konusunda oldukça rahat şu anda. Evet. Sırtı da alacaktı. Tekrar yüzünü dönmek zorunda kaldı Darius Sancar. Şimdi rakibinin sol kolunu da diziyle kontrol ediyor burada. Ramazan Sarı ve armbara doğru döndü. Armbara bitirebilecek mi göreceğiz. Darius Sancar kurtulma çabasında. Ramazan Sarı armbara çok net bağlamış durumda şu anda. Dirseği çok uzaktaydı. O yüzden gelmedi. Şimdi bacağını verdi. Burada bir heel hook denemesi gelecek Darius Sancar'dan. Ramazan Sarı karşılığını verebilecek mi göreceğiz. Burada doğru tarafa doğru döndü. Dönmesi gereken tarafa doğru döndü. Ramazan Sarı. Kalkması gereken, dönmesi gereken pozisyonda yatarak üzerine gel almayı tekrar kabul etti. Yine kolay bir şekilde mount'unu verecek gibi. Çok kolay veriyor gibi mount'u. Ramazan da full mount'a gitmedi bile. Hammer fistler şu anda üst üste geliyor.
Alor Sancar'ı ilk roundu bitirmeden bitirmek istiyor. Ramazan Sarı. Sol dizi rakibinin karın boşluğunda. Ramazan Sarı'nın yumruklar geliyor üst üste. Darüş Sancar kendini savunmakta çok zorlanmaya başladı. Nevzat Toprak pozisyonu oldukça yakın. İstediği sertlikte hala vuruşlar yakalayamadı bu arada. Evet, Ramazan da biraz burada nefeslenmek istiyor gibi. Şimdi Mount'a doğru geçti. Dizini attı. Sancar kurtulmak istiyor. Tekrar full Mount'tayız. Boşluk arıyor Ramazan. Tabi birazcık da yoruldu yani, ağır siklet olduğunuz sporcuların hesaba katmamız lazım. Kondisyon konusunda biraz daha düşük sikletlere göre dezavantajlı olabiliyorlar. Round'un son dakikası içindeyiz artık. Darius'un çıkmak için birazcık daha artık çabalaması gereken süreler. Nakavt olmamanız maçı kazanacağınız anlamına gelmiyor sonuç olarak. Nakavt olmazsan da puanla kaybettiğin bir pozisyon. Kesinlikle öyle. Hele ki yani Ramazan Sarı'nın o ilk takedown'u ne kadar rahat bulduğunu da evet, hesaba kattığımızda. Ramazan şu anda üstün pozisyonda. Hakem müsabakayı kaldırmadığı sürece bir miktarda dinleniyor açıkçası. Burada aktif dinlenme halinde. Şimdi Darioş kurtulmaya çalışıyor. Atabilecek mi Ramazan'ı üstünden? Atmayı başardı ama Ramazan da ayağa kalktı. Ön tekme isabeti geldi. Ardından sol high kick denemesi Sancar'dan isabetsiz. Ramazan'ın da biraz yorgun olduğunun farkında. Bunu değerlendirmek istiyor. Diz geldi Darioş Sancar'dan ve ilk roundunda sonu geliyor bunun ardından. Ramazan aslında bir ağır siklet dövüşçüsü değil, dövüşmemesi gereken de biri. 93 kilo, hatta 84 kiloya bile inebilecek biri. Şu an ağır sikletin onun birazcık hantallaştırdığını da görüyorum açıkçası. Bu çıktığı kiloda birazcık kafa hareketleri, ayak hareketleri de birazcık daha yavaşlamış pozisyonda. Yani 1.85 boyunda ve 102 kilo ağırlığında bir sporcu. Evet. Ya çok rahat 93 inebilir dediğim gibi. Hatta 84'e bile boyu daha uygun. Kesinlikle. Şu an zaten UFC'deki 84 dövüşçüleri de en son işte Alex Pereira da maçtan 2 gün önce tartıldı. Zaten 105 kilo civarındalar. Evet. Ya tabii 20 kilo düşmek çok kolay bir şey değil ama profesyonellik de birazcık orada. Evet, tabii ki öyle. Şimdi bakalım ikinci bölümde neler yapacak? İkinci roundda neler yapacak? Ramazan Sarı hep birlikte koş, göreceğiz. Koş out! Ekranlarımıza yansıyor hocam, kendisi. Bisil hocam, yeri bisil, yeri bisil. Evet, ikinci rounda geçeceğiz. Ya ben Kaan Kazgan'ın söylediğine katılıyorum. Yani şu anda bir ağır siklet gücü var gibi de gözükmüyor Ramazan Sarı'da. Evet. Ready? Ready? Time. Second round. Fight. Evet, ikinci rounda geçiyoruz. Artık kondisyon konusunda, çeviklik konusunda tabii dezavantaj. Demek bu. Tekme denemesindeydi. Darioş Sancar tekmeyi yakaladı ve rakibini yere indirdi. Ramazan Sarı. Crippler. Şimdi full guard pozisyonunda. Ramazan yorgun olduğu için de Arash'un birazcık daha oyunu çirkinleştirmesi, ayağa kalkmak için onu birazcık daha mücadeleye çekmesi, o tarz bütün aktiviteler aslında da Arash'un işine gelecek bir durum. Beklemesi burada sadece Ramazan'ın işine gelecek. O yüzden yapmaması gereken tek şeyi yapıyor. Ya Ramazan ilk roundun sonundaki gibi bekleyecekse yalnız mücadele çok hızlı şekilde ayağa da kalkabilir. Evet. İlk roundun sonunda gerçekten sadece dinlenmeye başlamıştı. Güzel bir sağ çıkardı burada Ramazan Sarı. Pozisyonu geliştir, pozisyonu geliştir. Yani o dinlenme bölümünü iyi ayarlamanız gerekiyor açıkçası. Yeteri kadar aktif olmazsanız hakem sizi ayağa kaldırır. Dinlenmek için bunu yaptığınızı veya işte puan toplamak için, zaman geçirmek için bunu yaptığınızı düşündüğü anda yine ayağa kaldırır. Ramazan da biraz bu konuda sanki limitte gibi gözüküyor şu anda. Evet, şu an birazcık öyle. Nevzat Toprak pozisyon çok yakın, bakalım nasıl bir karar verecek.
ama yani sporcuları ayağa kaldırmak gereken nokta gelmiş olabilir. Bence kesinlikle geldi. Stop! Ayağa kaldırdı. Evet, Nemzat Hoca da ayağa kaldırıyor sporcuları. Gel. Geç köşeye, geç köşeye. Geç. Buraya bak. Fight! Tekrar ayaktayız. Tayroş Sancar ayakta etkili olabildiğini gösterdi. Ramazan Sarı takedown'un çok net yapabildiğini gösterdi. Bence maç yine aynı çizgisine devam edecek. Bir sol direkt denemesi, Ramazan takedown'a girdi. Tayroş Sancar takedown'u savunmayı başardı. İlk anda ama ardından güzel bir suplex. Rakibini yere almayı başardı Ramazan Sarı. Kafasını da oradan kurtardı. Yani Sancar ne yapayım diyor şu anda ben. Tekrar full guard pozisyonundayız. Ya Ramazan Sarı tabii ki üstün, takedownlarıyla özellikle üstün ama Kaan Kazgan, senin de çok iyi bildiğin gibi hani günümüz MMA'inde artık kalan bir şey değil bu. Evet. Hani belki 2000'lerin biraz daha ortasında, 2010'ların başında diyebiliriz. Hani güreşçilerin çok net bir şekilde geldiği ve sadece rakibinizi yere indirip orada tutarak kazandığınız maçlar olabiliyordu. Ki yani işin seyir zevkini biraz azaltıyordu bunlar. Kesinlikle. Battaniye stili dediğimiz bir stil. Birazcık da rakiple de alakalı şimdi. Ramazan tabii bu maçı bu şekilde her ayağa kalkında yine bir takedown yapıp altta 1,5-2 dakika tutarak yine bu maçı kazanabilir. Ama bundan sonrası için üzerine bir şeyler koyması gerekiyor. Ki daha fazlasını yapabildiğini biliyoruz kendisini. Evet, evet. O yüzden aslında o potansiyeli olduğu için zaten bunu söylüyor. Yoksa aslında karttaki başka bir maçta da yapması gereken oydu dedik. Kesinlikle öyle. Yani daha net bir galibiyet istiyoruz Ramazan'da. Hala ciddi vakti var bu arada. Tabii ne kadar yorgun olduğuna bağlı ama hala henüz daha ikinci raundun bitişine 1 dakika 40 saniyeden fazla bir süre var. Daha üçüncü raundu var bunun. Evet. Ramazan'ın karşılaşmayı bitirme şansı olacaktır. Onu bulabilecek mi göreceğiz. Evet, Ramazan full guard pozisyonunda devam ediyor şu anda. Yani çok bir aksiyon yok. Yine ayağa kaldırabilir. Ki kaldırmalı da bence yine. Bence de öyle. Çünkü hani bu noktada maç yerde kilitleniyor. Toleransında biraz azalması gerekiyor bence açıkçası. Şimdi bir doğrulmak istedi Ramazan. De dövüşçülerin niyeti de aslında hakemin birazcık daha hızlı kaldırıp kaldırmamasını etkileyebiliyor. Yani dövüşçü her seferinde altı alıp sadece durmayı planlıyorsa hakem de diğer maçlara göre birazcık daha hızlı kaldırabiliyor. Evet, 35 saniye var. İkinci raundun sona ermesine. Bu arada yani Spildan'ın da tepesindeyiz değerli izleyenler. Hakikaten yüksek bir rakımdayız ve rüzgar da kendisini ciddi şekilde göstermeye başladı. Bir yandan tabii ki hava ciddi şekilde soğudu, onu da iletmemiz lazım. Gündüze göre yaklaşık 15 derece herhalde daha soğuk şu anda hava burada. Stop! Tamam, stop. Kalk ayağa. Evet, Nevzat Hoca sporcuları ayağa kaldırdı ama roundun zaten sonlarındayız şu anda. 10 saniye kala ayağa kaldırmanın pek bir anlamı yok. Fight! Son 10 saniye içindeyiz. Darüş Sancar bir sol direkt denedi, Ramazan rakibini yakaladı. Kaltesini atmak istedi Sancar, olmadı. Ramazan çok rahat tabii savunuyor bunları. Stop! Ve ikinci raundunda sonuna geldik. Şimdi Ramazan tabii üstün, takedownları bulmayı başardı. İki round Ramazan. İki round önde. Darüş Sancar'ın artık maçı bitirmek gibi zorunluluğu var. Yani hakem kararıyla kazanabilecek durumda değil. Burada nefis aldı rakibini yere. Ramazan Sarı. Görebildiğiniz gibi değerli izleyenler. Yani güreş tekniği muazzam kendisinin hakikaten. Hele ki yani 100 kilo ağırlığında bir rakibi, ağır sıkı bir rakibi bu şekilde yere almak çok kolay değil. Ama yani daha fazlasını yapması mümkün olan bir isim. Daha fazlasını yapabilecek bir isim. Maçı ilk roundda bitirilmesi gereken biri aslında Ramazan. Evet. İşte ekranlarımıza yansıyor köşesinde, yorgun da zaten Ramazan. İlk round biraz daha yordu onu açıkçası. Dario Sancar'ın da ayakta kalması gerekiyor Ramazan'a karşı kazanmak istiyorsa. Ama tabii bu çok kolay değil gördüğümüz evet. Gibi az önce. Out! Sil orayı.
Biraz köşelerinize, biraz köşelerinize. Evet, şimdi tekrar kapıyı. Zemin de silindi. Time. Fight. Ve 3. raundumuza başlıyoruz. Ramazan Sarı, Darius Sancar karşılaşmasında. Darius tekmillerini kullanma çabasında olacak. Ramazan Sarı. Yani burada bir takedown daha gitmesini bekleyebiliriz. Çok güzel bir overhand de geldi burada. Ardından rakibini yere yıkmayı da başardı. Sakin ol, sakin ol. Bir şey yok. Kontrol et Sancar, kontrol et. Ayaklarımla kontrol et. Evet, şimdi bir kez daha guard'tayız. Orada triangle da yaptı. Çok aşmasını istemiyor orayı. Ramazan'ın. Darius Sancar. Darius'un henüz yerdeyken maçı kazanmaya yönelik jiu-jitsu'yla bir teknik denediğini göremedik. Yerden kurtulmak için de çok bir şey yaptığını göremedik. Yani o ilk başlardaki o mount'tan kurtulma çabası dışında yapmak, yapabilmek ayrı bir durum. Denemek çok ayrı bir şey. Çok da denemedi bunları. Kaan Kazgın'ın bahsettiği gibi. Darius Sancar değerli izleyenler. Çalış. Ramazan Sarı biraz daha en azından çalıştığını göstermek istiyor hakeme ama Nevzat Hoca ayağa kaldırdı sporcuları. İkinci rauntta da bahsetmiştik zaten. Giderek de hızlanacak bunlar. Buraya bak. Geç buraya. Bu durum böyle devam ettiği sürece. 3 dakika 40 saniye civarı bir süre var. Karşılaşmanın sona ermesine. Ayaktayken tekmelerini gördük ama daha boks denediğini de pek göremedik. Yine bir low kick ama yakalandı. Ramazan aldı rakibini. Yine müthiş fırlattı yere. Yani sana dalış yapacağını bildiğim bir rakibi ısrarla her ayağa kalkma fırsatın olduğunda low kick denemek ve her seferinde low kick'ini yakalatıp yere düşmek tekrardan. Yani bunun zaten cezalandırılması gerekiyor işte ground and pound ile. Evet, doğru taktik bu değil kesinlikle. Evet. Ramazan full mount pozisyonunda. Ya özellikle buradayken, mount'tayken Ramazan'ın daha fazla çalışması lazım. Evet. Çok dominant bir pozisyonda. Kesinlikle. Ve altında patlamaya çalışmayan bir rakip varken. Yani burada vücut ağırlığını verip pozisyonu koruyup maçı bitirmeye çabalamaktansa, bu küçük yumruklarla da çalıştığını göstermektense, biraz daha doğrulup daha sert yumruklar, daha net isabetlerle belki knockout'a gitmek isteyebilir. İlk roundda bir armbar denemesi vardı. Evet. Onları deneyebilir artık Ramazan Sarı. Belki armbar daha riskli gelebilir şu pozisyonda, şu noktada ama en azından küçük arm triangle'lar, kimuralar vesaire deneyebilir pozisyonunu kaybetmeden. Şimdi birazcık daha doğrulmayı başardı. Ve 15 saniye var şimdi. Yerden kurtulmak istedi, en azından off-guard'a doğru dönmeyi başardı. Darius Sancar sırtı yerdeyken yaptığı en etkili hamlelerden bir tanesi bu ama hala bir savunma hamlesi bu tabi. Pozisyonu geliştirin. Manisa, koçum bir alkış alalım mı? Stop! Darius Sancar da yerde. Seyircilerin alkışlarına katıldı. Time! Fight! Kaybetmekte olduğunu farkında tabii o da. Keyif almaya baktı diyebiliriz. 1.45 var 3. round'un sona ermesine. Darius'un enerjisi de gayet yerinde bu arada yani. Niye evet. denemiyorum şeyler anlamıyorum. Şimdi bir kez daha bu sefer Greco-Roman güreş yetenekleriyle üstün pozisyona çıktı Ramazan Sarı. Hakikaten çok dominant. Dikkat et. Kaburgalara doğru yumruklar. Darius'un sağ kaburgasına doğru. Darius aşağıda konuşuyor sanırım Ramazan'la. Ramazan da bizimle konuşuyor şu anda. Kaan Kazgan'a şöyle bir baktı. Sessiz ol. Ya biraz artık sporcular da herkes sürenin bitmesini bekliyorlar. Nevzat Hoca'nın tabi uyarıları var konuşmaması gerektiği konusunda her iki isme de. Ya Darius'un da biraz kaderini kabullenmiş olması gibi durum da oldu yani. Üçüncü roundda özellikle. Ramazan tabii güreş yeteneğiyle karşılaşmayı üstün bitirecek. Evet.
Artık son 20 saniye. İki tarafta istediğini alacak gibi. Şimdi Ramazan'dan son 20 saniyede üst üste yumruklar geliyor. Darius Sancar kendini savunamıyor şu anda. Ramazan durdu. Son 20 saniyede patladı üst üste yumruklar. Darius dayanmaya çalışıyor. Ramazan Serdar yumruklar yağıyor üst üste. Hakem Nevzat Toprak çok iyi pozisyona ve mücadele. Sona eriyor, sürenin dolmasıyla sona eriyor. Ramazan niye bekledin son 20 saniyeye kadar? Bunu çok da erken yapamaz mıydı Ramazan Sarıkağ Kazgan? Yani istediği her an yapabilirdi gibi ama biz de bilmiyoruz. Darius da çok mutlu, onu anlamıyorum. Evet yani. Hani 3 saat boyunca top yedirmemiş gibi şu anda ağzı kulaklarında bir Darius Sancar var. Tabii karşılaşmayı Ramazan Sarı kazanacak. İşte karşılaşmadan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Ya güreş tekniği yalnız gerçekten muazzam tabii Ramazan Sarı'nın. Kesinlikle. Tartışılmayacak seviyede bir güreş tekniği var Ramazan'ın. Geri kalan şeylerini eklemesi gerekiyor. İşte karşılaşmadan yavaş gösterimde görüntüler ekranlarımıza yansımaya devam ediyor. Ramazan Sarı son bölümde, son 20 saniyede yumrukları yağdırmaya başladı ama teknik nakavt için de yeterli olmadı. Ama yine karşılaşmanın galibi tabii ki hakem kararıyla kendisi olacak. Şimdi kararı öğrenmek için ringe gidiyoruz. Ali Hikmet Kürekçi'ye gidiyoruz. 3-0'lık skorla kazanan the winner, red corner, Ramazan Sarı. Ve sporcuların ödüllerini takdim etmek için şimdi aramızda Fuat Şahin. Ve değerli Yener Ülker Bey aramızda şu anda ödülü takdim ediyor. Alkışlar Ramazan'a gelsin mi Manisa?